Merhabalar, ben Çetin Çetintaş. Bugün uzun zamandır beklediğiniz soru cevap videosunu çekiyoruz. Instagram'da paylaştığım postun altına sorularınızı sormanızı istemiştim. Bugün hepsini teker teker cevaplayacağım. Özellikle bana da sürpriz olsun diye sorulara bakmamaya özen gösterdim. Bugün ben de sizlerle birlikte hem soruları duyacağım hem de cevapları vereceğim. Hazırsak başlayalım. Özlem galiba ismi. Tam pratiklere başlıyorum. Esnediğimi ve geliştiğimi görüyorum ama sonra birden bir şey oluyor ve pratiklerimin devamını getiremiyorum. Motivasyonum düşüyor. İlk zamanlar yogaya esnemek için başlamıştım ama felsefesi, öğretileri çok derin. Bunu tek başıma üstlenemiyorum sanırım. Yeni başlayanlarda bu durumun olması olağan mı? Çok olağan. Yoga uygulaması zor bir sistem. Ne kadar çok keyifli ve eğlenceli bir yol da olsa ilk başladığınızda özellikle bu disiplinin içine girmesi, düzenli bir şekilde bunu pratik etmesi zor. Hatta uzun süre yoga yapan kişiler bile bu sorunları yaşıyor. Bu yüzden hep toprak elementi ve ateş elementi yani Muladhara çakra ve Manipura çakra çalışmaları yapmanızı öneriyorum. Derya Çakmak, Myanmar mı Hindistan mı? Myanmar, hiç düşünmeden. Barış galiba ismi. Yapamayacağıma inandığım her hal ile o kadar meşgulüm ki yapabileceklerim hiç gözden geçirmemişim. Sürekli kendimi eksik, yetersiz ve başarısızlığa öyle empoze etmişim ki kendimi görünmez olmaya zorlar haldeyim. Bu halden çıkıp benim ve yapabildiğim bu diyebilmek tek niyetim. Olduğum hali bırakıp olabileceğim hale izin vermek ne mümkün? Bunu nasıl yapabilirim? Bu tamamen ateş elementinin konusu. Ateş elementi yani Manipura çakra sizin nasıl göründüğünüzü, nasıl kendinizi ortaya koyduğunuzu, bir şeyleri sahiplenip sahiplenmediğinizi belirleyen çakra. Özellikle Manipura çakra çalışmaları yaparak bu söylediğin şeylerin üstesinden kolaylıkla gelebilirsin. Sevgiliniz var mı? Yok. Çocuğum da yok. Evlenmedim de. Klasik bir gününüz nasıl geçiyor? Saat kaçta ve kaç dakika pratik yapıyorsunuz? Meditasyona ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Bir de sizi etkileyen, dönüştüren kitaplar var mı? Varsa neler? Hem pratiklerle hem de genel olarak Yoga Kyo'nun işleriyle çok vakit geçiriyorum. Günde ortalama en meditasyon yapmadığım vakitte 4 saat meditasyon yapıyorum ama 8 saate 10 saate kadar meditasyon pratiği gerçekleştiriyorum. Her gün hemen hemen asana yapmaya çalışıyorum. 1 saatle 3 saat arasında bu da değişiyor iş yoğunluğuna göre. Bunun dışında her gün mutlaka bir şeyler yazmaya özen gösteriyorum. Bu da ortalama günde 1 saatle 3 saat arasında gerçekleşiyor. Geçen hafta Instagram'da yaptığım anketten sonra kendi pratiğimi videoya aldım. Onu önümüzdeki hafta sizinle paylaşacağım. Beni etkileyen, dönüştüren kitap Yoga Sutralar, Kur'an-ı Kerim, İncil, Kanada Sutralar. Yani bütün bu eski yazıtlar beni çok fazla etkiliyor. Bunları okumanızı fazlasıyla tavsiye ederim. Topik Hanım. Bedensel kaygılarla asana pratiğine yönelen bir kitle olsa da genel anlamda yoga disiplininde bulunan grubun çoğunluğunun ana motivasyonunun ruhlarını şifalandırmak olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen çevremizde bulunan, çalıştığımız ya da gözlemlediğimiz rehberlerin çok büyük kısmı psikolojik olarak yerle bir durumda. Genelleme yapmaktan hoşlanmıyorum fakat o kadar çok örnekle karşılaştım ki artık merak etmeden duramıyorum. En harika hocaların bile gündelik hayatlarında dengesizlikler, buhranlar, davranış bozuklukları, karakter çatışmaları şaşırtıcı boyutlarda olabiliyor. Bununla ilgili fikriniz var mı? Pratikte derinleştikçe gün yüzüne çıkan karanlıklar, iyileşme öncesi sancıları ya da yöntemlerin yanlış uygulanışı olabilir mi? Sevgiler. Güzel bir soru olmuş. Genel olarak sorularınız güzel zaten. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi kişinin yoga pratiğine kendini adamıyor olması. Yani yogayı hayatınızın içine bir yere koyduğunuzda, hayatınız yogaya dönüşmediğinde otomatik olarak yoga içinizdeki karanlığı da dışarıya çıkartıyor. İçinizdeki zehri de dışarıya çıkartıyor ve bununla hayatın içinde mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Sonra bu bahsettiğiniz durumları hayatın içinde görmeye başlıyorsunuz. Ama hayatınızın içinde yogayı uygulamak yerine hayatınızı yogaya dönüştürdüğünüz an, yani pratik hayatınız olduğu an, o zaman bu bahsettiğiniz şeyler en minimumda gerçekleşiyor. Gerçekleştiğinde pratiğin içinde gerçekleşiyor, matın üzerinde gerçekleşiyor, minderin üzerine gerçekleşiyor, nefesin içerisinde gerçekleşiyor. Ve bu da sizin dışarıya akıttığınız bir zehirden çok içeride şifalandırdığınız bir zehre dönüşüyor.
Merve demiş ki, kısa süreli yoga deneyimim oldu ama pozlarda hiç başarılı değilim. 30 yaştan ve hamilelikten sonra hala geliştirmem mümkün mü? Mümkün, yaşı yok, beden tipi yok, hiçbir engeli yok. İstediğin zaman yoga yapıp pratikte ilerleyebilirsin. Yeliz, merhaba, reenkarnasyona inanıp inanmamak arasında gidip geliyorum. İnanmak zorunda değilsin, yeter ki pratik yap, inanmaya çalışma da. Bir şeye inanmaya gerek yok. Eğer olduğunu düşünüyorsan ya da olma ihtimalini düşünüyorsan sadece bunun üzerine pratik yap. Tekrar tekrar bedenlenmek mantıklı geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de reenkarnasyona işaret eden ya da bu şekilde yorumlanabilecek ayetler var. Fakat dini inanışımın bir parçası olarak cennet, cehennem, ahiret günü gibi konuları reenkarnasyonla birlikte nasıl yorumlanabileceği bir soru işareti bende. Şöyle ki, Yoga Sutra'nın söylediği çok güzel bir cümle var. İnsan ancak dini modifikasyonlarını bile bıraktığında aydınlanabilir. Ve Hatha Yoga Pratipika der ki, kişi laya aşamasına girdiğinde, derin aşamaya girdiğinde, eğer mezhepçiyse, bir mezhebe inanıyorsa, girdiği aşamayı sadece dünyada bir hal olarak yorumlar. Girdiği aşamanın büyüklüğünü ve derinliğini idrak edemez. Çünkü odağı cennet veya cehennemdir. Bu yüzden bu dünyada zihninin, ruhunun ulaşabileceği aşamaları göremez veya bu aşamaların gerisinde kalır. Çünkü aradığı şey bu dünya üzerinde değilmiş gibi algılar. Videolarınızda yogada ilerlenebilir mi? Her gün yarım saatlik yoga pratiği yeterli mi? Evet, ilerlenebilir. Her gün yarım saatlik yoga pratiği yeterli değil. Ne kadar ekmek, o kadar brokoli, ne kadar çaba gösterirsen o kadar ilerlersin. Yarım saatlik yoga pratiğiyle her gün o kadarcık ilerleyebilirsin ama benim önerdiğim 2 saat, 3 saatlik bir pratik uyguladığında çok daha ciddi yol kat edebilirsin. İçimizdeki mucize güç demiş ki, bu kadar genç yaşta pek çok güzel işe imza attınız. Günde kaç saat çalışıyorsunuz ve çalışmadan tembellik yapmak içinizden gelmiyor mu? Bir de şunu merak ediyorum. Beslenme şeklinizi lütfen paylaşır mısınız? Bir günde neler tüketiyorsunuz? Olmazsa olmaz dediğiniz şeyler var mı? Yanıtlar için teşekkürler. Ben de soru için teşekkür ederim. Olmazsa olmaz dediğim hiçbir şey yok. Sondan cevaplamaya başlarsam. Bir günde neler tükettiğimi daha önce bir postta yazmıştım. Ama bununla ilgili daha sonra tekrar bir video çekeceğim. Hala vakit bulup çekemedim. Günde ne kadar çalışıyorum? 15 saatte 20 saat arasında çalışıyorum. Tembellik ettiğim vakit oluyor mu? Olmuyor. JC Sulam, yoga eğitiminiz sürecinde hangi hocalarla çalıştınız, nerede eğitim aldınız ve benimsediğiniz tarzı nasıl tanımlarsınız? Benimsediğim tarz yoga tarzı. Yoga dediğimiz şey tam olarak zaten gerçekleştirdiğimiz pratik. Eğitim sürecinde birçok ülkede eğitim aldım. Önce hikayemi belki bir kısmınız daha önce duymuştur. Önce Tibet'e yolculuğa çıktım, Çin'e gittim, ardından tekrar Çin, Tayland, Hindistan, tekrar Tayland, Myanmar ve tekrar Myanmar ve tekrar Myanmar şeklinde çok uzun yıllar çeşitli manastırlarda ve aşramlarda kalarak çalıştım. Hacer, güvenilir yoga hocalarını nasıl bulabiliriz? Bununla ilgili daha önce bir şey yazmıştım aslında. Hoca içinde husumet barındırmasın yeter. Eksik elementimi nasıl bulabilirim? Eylül ayında çıkacak yeni kitabımda eksik elementini nasıl bulabileceğini anlatıyor olacağım. O kitaptaki bilgiler sayesinde eksik elementini gözlemleyip bulabilirsin. Tuğba, bir yoginin bir günlük toplam pratiği nasıl olmalı? Pranayama koşa için kumbhaka ve bandalar dışında ekstra bir pratik var mı? Tabii ki var. Pranayama koşa için bir sürü pratik var. Fakat bu pratikleri yapabilmek için hocayla birebir çalışmak lazım. Yani evde videoyla yapılabilecek pratikler değil. Son çektiğim kendi pratiğimde üzerine söylediğim şeylerden bir tanesi bu aslında. Pranayama çalışmalarına evde başlayabilirsiniz ama bunların derinine gitmek için mutlaka bir hocayla çalışmak lazım. Bunlar daha özel çalışmalar olduğu için videolarla da anlatmak mümkün değil. Bir yoginin günlük toplam pratiği yogiye göre değişir. Bütün hayatını buna adamış biri için bu bambaşkayken, normal bir kişi için, yani işe giden ve hayatının bir parçası olarak yogayı yapan bir kişi için en azından günde 15-20 dakika kumbhaka veya pranayama çalışmaları yapmalı. Günde en azından 1 saat asana pratiği yapmalı ve günde en azından yarım saat bir meditasyon pratiği yapmalı. Yani hiç yoksa günde 2 saatlik bir pratik uygulamalı. Bilge, herhangi bir bedensel pratik olmadan yol yürünebilir mi?
Ya da bedenle hiç çalışmadan yürünen yol son istasyona vardırır mı? Şöyle ki, herhangi bir bedene sahip olmadan bu dünyada adım atabilir misin? Bu sorunun cevabı neyse bu sorunun da cevabı o. Nasıl ki bu dünyada var olabilmek için bu bedene ihtiyacın varsa, bu yolda yürüyebilmek için de bu bedenle çalışmalara ihtiyaç var. Bir saksı, merhaba hocam, beslenmede hiçbir canlıya zarar verilmemesi ve meditasyonlarda başarılı olunabilmesi adına vejetaryen beslenme önerileri görüyorum. Fakat veganlıktan hiç bahsedilmiyor. Ben de bir süre vejetaryen beslendikten sonra vegan bir hayata geçtim. Sebebi süt ve yumurta endüstrisi başta olmak üzere her alanda hayvanların sömürülmesi, organik adı altında da olsa hayvanların kötü muamele görüyor olması. Evet. Şimdi vejetaryanlığa geçmemizin sebebi, yani yoga pratiğinde vejetaryanlığın olmasının sebebi, tek sebebi canlılara zarar vermemek değil. Çünkü bitkiler de canlı ve bunları yediğinizde bunlara da zarar veriyorsunuz. Yoga hayvanlar ve bitkiler diye ayırıp birisine zarar veriyorsun ve diğerine zarar vermiyorsun diye bahsetmez. Yoganın vejetaryan beslenmeyi önermesinin sebebi, akışık kayıtları bitkilerin hayvanların taşıdığı gibi taşımaması. Hayvanlarda akışık kayıtlar çok yoğunken, yani bir hayvan ürünü tükettiğinizde ondan aldığınız bilgi çok yoğunken, onun duygularını, onun deneyimlerini alıyorken, bir bitkiden aldığınız akışık kayıtsa çok daha temiz. Yogada vejetaryen beslenmenin sebebi tam olarak bu. Ama birçok yogi bu söylediğin şeyden dolayı zaten vegan beslenmeyi tercih ediyor. Genel olarak sabah saatlerinde mi yoksa akşam mı yoga yapmayı önerirsiniz? Hiç fark etmez. İstediğin saatte yapabilirsin. Ama sabah başlamanın şöyle bir avantajı var. Zihninizi akor ederek başladığınız için, yani hem bedeni hem zihni sabah tonlayarak hayata başladığınızda bütün gününüz o enerjiyle ve o farkındalıkla devam ediyor. Çiğdem, 20 dakikalık sabah yogasını 40 gün boyunca aralıksız yapın diyorsunuz ya, birkaç gün aksattıysak mesela kaldığımız yerden devam etmeli miyiz? Hayır, en baştan başlamanız lazım. Toprak elementinin en önemli özelliği zaten o, ara verilmemesi. Ara verdiğiniz an toprak elementinin çalışması orada durmuştur. Nefes, yemek ve cinsellik konusunda canlı yayında çok aydınlatıcıydınız. Herkesin yolu başka ama bu dışarıya olan bağı minimuma indirme hali nasıl sürdürülebilir? Kendiliğinden mi oldu buna? İhtiyaç mı duydunuz? Bu pratiğin sonucunda ortaya çıkan bir şey. Yaptığınız pratiklerin sonucunda kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani cinselliği bir yere götürmek istediğinizden veya yemekle ilişkinizi kesmek istediğinizden dolayı pratik yapmıyorsunuz. Yaptığınız pratik otomatik olarak hayatınıza bunları getiriyor. Ve pratik yapmaya devam ettiğiniz sürece bu sürdürülebilir bir şey. Pratiğiniz zayıfladığı an, pratikte yol kat etmeyi bıraktığınız an veya pratiğiniz gerilediği ansa tam tersi eski istekleriniz, arzularınız hayatınıza geri dönüyor. Öykü, yaptırdığınız pratikler dahilinde karşı tarafın sakatlanma ihtimalini göz önünde bulunduruyor musunuz? Bulunduruyorum. Bayağı geniş bir yaş skalasına hitap ediyorsunuz. Evet, çok küçük yogiler de var aramızda. 70-80 yaşlarında yogiler de var. Ve buna rağmen herkese güçlü pratikler yaptırdığınızı gözlemliyorum. Evet, hepsinin pratiği çok güçlü. Bir de karşı taraf pratik esnasında veya sonrasında size sakatlandığını söylerse tutumunuz ne oluyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok güzel bir soru. Pratiklerde şu ana kadar ciddi bir sakatlanma yaşayan kimse olmadı. 10 küsur yıldır yoga dersi veriyorum ve hep böyle güçlü pratik yaptırdım ve yaptırıyorum. Ne 80 yaşında bir öğrencim sakatlandı, ne 10 yaşında bir öğrencim sakatlandı. Çünkü yaptırdığım pratiklerin hepsi bir temele dayanıyor. Yani bunların hepsini öğrenciyi zorlamak için gerçekleştirmiyorum. Öğrencinin limitlerini zorlayacak şekilde gerçekleştiriyorum. Yani X kişiye yaptırdığım hareketlerin hepsini Y kişiye de yaptırmıyorum. Sınıfın içerisinde de pozun basamaklarına veriyorum ve pratiği hangisine uygunsa kişilerin onu yapmasını istiyorum. Burada önemli olan şey öğrencinin neyi sakatlayıp neyi sakatlamayacağını biliyor olmanız ve öğrencinizi tanıyor olmanız. Hareketler ne kadar zor ve sakatlayacakmış gibi gözükse de aslında yaptırdığımız hareketler çok güvenli ve kolay kolay insanı sakatlayacak hareketler değil. Ama yogaya yeni başlayan birine, tabii ki şu an benim öğrencilerime yaptırdığım hareketleri yaptırırsanız sakatlanırlar. Bunun için bir yol kat ediyorlar ve önce yıllarca başlangıç ve orta seviye yoga derslerinden geçiyorlar. Sonucu olarak buna, bu hareketlere ulaşıyorlar. Ortalama olarak bir öğrencinin bu seviyeye ulaşması bizim pratiklerde 2-3 yıl sürüyor. Öyle başlar başlamaz hemen bu hareketleri zaten yaptırmıyorum. Sakatlandığında da çok küçük sakatlıklar yaşadık şu ana kadar.
Çok güzel bir hikaye var aslında, onu anlatmak istiyorum. Binnur, buradan kulaklar çınlasın. Bir derste sakatlık sayılmaz ama öğrencinin biri Binnur'un üstüne düştü. Yani hareketten kaynaklı bir şey değildi. Sadece yanındaki kişi dengesini kaybedip Binnur'un üstüne düştü ve Binnur'un kaşı patladı. Binnur'un kaşı patladıktan sonra Binnur'a dedim ki ders bitsin, ondan sonra istersen ilgilenelim. Binnur da dedi ki zaten Beşiktaş'tan geldim, Beylikdüzü'ne gelmişti. Hani o kadar yol geldikten sonra bundan dolayı dersi yarım bırakmak istemiyorum dedi. Ve gerçekten çok ilham olacak bir şekilde oraya bir yara bandı yapıştırdık. Alt üstü kaş patlağı. Üstüne düşen kişi de bu arada hemşire. O da bittikten sonra dersin dikiş atılıp hızlıca halledileceğini söyledi. Bunun üzerine bu arada böyle devam ettik. Ve ders bittikten sonra hemen gittiler hastaneye ve hemşire dikişini attı. Ve bir hafta sonra derslere kaldığı yerden devam etti. Böyle bir durumda sakatlıkları ciddiye çok fazla almıyoruz. Yani ciddi bir şey olmadığı sürece çok ciddiye almıyoruz. Atıyorum ne oluyor? İşte bacağında ufak bir incinme oluyor, kolunda ufak bir incinme oluyor. Ve bunlar zaten 3-4 gün sonra geçiyorlar. En fazla 2 hafta sonra geçiyorlar. Her zaman öğrenciye söylediğim bir şey var. Merak etme geçer. Neler neler geçmedi ki. Bu hayatta her şey o kadar fazla gelip geçiyor ki onun kalıcı olacağını zannedip orada sıkışıp kalırsak orada zaten pratik de durur, yoga da durur. O yüzden bedensel rahatsızlıklarda, sakatlıklarda öyle sıkışıp kalmıyoruz. Hem öğrencilerin pratiğine devam ediyor hem de dersi durdurmuyorum, ben derse devam ediyorum. Tabii ki çok büyük, çok ciddi bir şey şu ana kadar yaşamadık. Kimsenin bir yeri kırılmadı. Çünkü pratiklerimiz dediğim gibi çok ciddi temellere dayanıyor. Öğrenciye ilk günden çok böyle ileri seviye hareketler dayayıp öğrenciyi zorlamıyoruz. Rahime, yoga insanı değiştirdiğine inanıyoruz. Sizce bu mümkün mü? Önceden kızdığım şeylere kızmıyorum. Kendimle kalmayı çok seviyorum. İyi bir şey mi bilmiyorum. Felsefe dersleriniz çok kıymetli bence. Çok video çekin. İnşallah. Teşekkür ederim. Yoga insanı değiştiriyor. İnsanı çok fazla değiştiriyor. Çünkü olduğunuz kişiyle olmak istediğiniz kişiyi ayırt ediyorsunuz. Siz kimsiniz ama kim olmak istiyorsunuz? Kimmiş gibi davranıyorsunuz? Bütün bu farklı kişilikleri gördüğünüzde, kendinizin farklı hallerini keşfettiğinizde, kendinizi dönüştürüp ortak bir çatı altında, yani olmak istediğiniz, ortaya kendinizi koymak istediğiniz, tezahür ettirmek istediğiniz hali bulmanızı ve ona doğru hareket etmenizi sağlıyor. Nereden başlamalı demiş Zuhal. Tam buradan başlamalı. Şu anda olduğun yerden ve olduğun noktadan. Yaz festivali tadında bir etkinlik yapma gibi bir düşünceniz var mı? Her sene yapıyoruz zaten. Yoga Kyo Festivali'ni düzenliyoruz Ekim ayında. Bu sene de Antalya Çıralı'da gerçekleşecek. Bekleriz. Sıradaki soru bir mantrayı sormuş, o yüzden altına cevap veriyorum. Kalbi koydum ve geçtim. Selamlar Çetin Hocam. Meditasyon pratiğimi uzun süredir düzenli devam ediyorum. Başlangıçtaki renk görülerini sizin nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Cadde Bostan stüdyonuzu da heyecanla bekliyorum. Biz de Cadde Bostan stüdyosunu heyecanla bekliyoruz. Öncelikli olarak bu ışıklar nimitta dediğimiz, jyoti dediğimiz iç ışığın ortaya çıkışı. Önce değişik renklerde ortaya çıkıyor. Daha sonra renksiz, asıl, formsuz haline dönüşüyor. Bununla ilgili bir satsangımda, meditasyon satsangımda anlatıyorum. Oradan detaylı bir şekilde dinleyebilirsin. Bir saksı 5. kez merhaba, bana daha 2. kez geliyor. Muhtemelen Instagram karışık gösterdiği için 5. soruya 1. sorudan sonra ulaştım. Bu post durdukça soracağım sanırım böyle. Kanala nefes ve meditasyonla ilgili daha fazla içerik gelecek mi? Gelecek. Güzel bir soru gelmiş. Demiş ki bir de neden ücretsiz yoga, Yoga Kyo YouTube ve Çetin Çetintaş çok minnettar olmakla birlikte sizin beklentiniz nedir bu kanaldan? Bizim beklentimiz değil aslında bu. Bu bir şükür. Şükür dediğimiz şey elimizdekini paylaşmaktır. Elimizdekini uygulamaya dökmektir. Bu da bizim şükrümüz. Elimizde bu bilgiler varken, bunları anlatabilecekken, bunları paylaşabilecekken İçimizde tutmak, elimizde tutmak yerine sizlerle paylaşıyoruz. Ne kadar güzel ki bu devirde bunları paylaşabilecek de böyle bir teknoloji var. Geriye bükülmelerde nefesim kesiliyor, kas katı oluyorum ve sinirleniyorum. Sıkışmış gibi hissediyorum. Bunu nasıl yumuşatabilirim? Hava elementi çalışarak. Hava elementi yani anahata çakra çalışması yaparak. Kanalda bir tane var zaten şu an anahata çakra çalışması ama ilerleyen zamanlarda çakralara üzerine daha fazla çalışmalar ekleyeceğim. Hocam bir konunun içinden çıkamıyorum ve size danışmak istedim. Eğer yoganın amaçlarından biri de karşılık beklemeden yardım etmekse nasıl oluyor da bizler yaptığımız yoga pratiklerinden ücret bekliyoruz?
Burada şunu anlamak lazım. Alma ve verme dengesini. Eternal, kaç yaşına girdiniz sence? Bu arada iyi ki doğdunuz. Teşekkür ederim. Anneme de teşekkür etmiş. Ben de teşekkür ederim anneme buradan. Kaç yaşıma girdim? Sevinç'e soralım. Kaç yaşıma girdim Sevinç? 34. 34 yaşıma girmişim. Değişik bir oje tarzınız var. Bir anlamı var mı? Evet, ojelerim çok güzel değil mi? Bir anlamı var. Çok büyük anlamları var hem de. Ama onları şimdi anlatmayacağım. Turuncu ve unicorn felsefelerinden bahseder misiniz? Sizin için neyi ifade ediyorlar? Öncelikli olarak turuncu renk insanın zihnini ve düşüncelerini temsil ediyor. Bizi düşüncelerimizin oluşturduğunu ve ne düşünürsek ona göre eylemler gerçekleştirdiğimizi, ona göre kendimize bir alan ve hayat yarattığımızı hatırlatıyor. Unicorn felsefesi de Kanada sutralardan geliyor. Kanada'nın söylediği bir şey var, boynuzu varsa o zaman attır. Unicorn buradan geliyor. Algılar yanılgılardan ibarettir. Doğru ve yanlış üzerine yazılmış bir sutra bu. Bunun da detayını şimdi anlatmayacağım. Belki ileride bunun üzerine tekrar konuşuruz. Kendiniz ile özdeşleştirdiğiniz özellikler nelerdir ve size kattıkları? Öyle bir özellik yok. Kendimle özdeşleştirdiğim bir şeyim yok. Merkezinizde yeni başlamayı düşünenler için pratiğe dökmelerinde ivme kazandırmak amacıyla ders verdiğiniz saat dilimi olmalı mutlaka. Zaten var. Ben burada ders veriyorum Yoga Kyo'da. Onun dışında burada birbirinden güzel hocalar ders veriyor. Ve öğrencinin pratiklerini ileriye taşımak için de bu dersleri devamlı olarak planlayıp programlıyoruz. Bahar, skolyoz ameliyatı olan hastaların yoga yapması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yapmaması ya da sakıncalı olan hareketler var mıdır? Sakıncalı olan hareketler var. Bununla ilgili bir YouTube videosu Sevinç Ayyıldız'dan gelecek Yoga Kyo'nun kanalında. Oradan izleyebilirsiniz. Sevinç'in de skolyozu var ama ne tarz hareketler yaptığını görüyorsunuz. Skolyoz hiçbir şekilde engel değil. Sadece bazı hareketleri daha dikkatli veya varyasyonlarını uygulayarak gerçekleştirmeniz lazım. Hiçbir hastalık yogada engel değil. Yelda, soruyorum, sor. Bize yoga hocalık eğitiminde bedenini dinlemeyi, yavaşlamayı, içeride kalmayı, pratiğini kendini dinleye dinleye yapmayı öğrettiler. Yani şimdi ne oluyor burada, ne var bu sıkışıklık, neden falan gibi. Sizle videolarda yaptığım çok sert geliyor. Bana diyorum hangi ara kendimi nerede dinleyeceksin? Oldu bitti şavasana. Bıraktık ne oldu şimdi? Şimdi öncelikli olarak kendini benim derslerimde dinleyemiyorsan bu derslerin hızlı olmasından dolayı değil, bedenine dikkatini verememenden dolayı. Bunu şöyle düşün. Çok yavaş hareket ettiğinde doğal olarak bedenine dikkatini çok rahat bir şekilde verebilirsin. Aynı zamanda herkes sana çok iyi davranıyorsa o insanlara çok kolay da iyi olabilirsin. Ama insanlar sana çok kötü davranırken, sert davranırken yani seni kötü algıladığın şekilde davranırken, sana hakaret ederlerken nasıl iyi olabilirsin? Pratikle, çaba göstererek, ekstra iyi olmak için farkında olup orada mevcut olarak. Yoga pratiğinde de durum böyle. Asanalar ne kadar zorlaşmaya başlarsa oradaki mevcudiyetin o kadar güçlenmek zorunda kalıyor. Orada o kadar dikkatin artmak zorunda kalıyor. O kadar çok o pozun içinde ve o nefesin içinde bulunmak zorunda kalıyorsun. Yani bu zor pratikler kişinin farkındalığını yükseltmek, zekasını yükseltmek ve kendini daha hızlı görmek ve duymak için gerçekleşiyor. Et ve balık yemek hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünmüyorum. Cinsel enerjiyi form olarak dönüştürmek nasıl mümkün olur? Hareketlerle mi? Hem hareketlerle hem de pranayama çalışmalarıyla. Bir çakra çalışmasını ne sıklıkla yaparsak etkisini görebiliriz. Her gün uygularsanız etkisini görebilirsiniz. Neden başüstü duruşları yapmak psikolojik olarak bu kadar zor? Çünkü kök çakrayla alakalı kişinin en büyük problemleri genel olarak kök çakrada oluyor. Ailesinde, doğduğu topraklarda ve daha önceden getirdiği bilgide oluyor. Bu yüzden en temel şeyle karşılaşıyorsun. Yani seni oluşturan toprakla karşılaşıyorsun. Psikolojik olarak da bu yüzden zor. Biraz hayatınızdan bahseder misiniz? Mesela yaşamınızın ilk yıllarında da böyle bir yolunuz olacağını biliyor muydunuz? Yoksa yolda giderken mi işler bu hale geldi? Bir festivalde anneme sordular. Dediler ki, Çetin'de en çok ne değişti? Çocuk Çetin'le şu anki Çetin arasındaki en büyük fark ne? Annem de demişti ki Çetin hep böyleydi. Onun hayatında pek bir şey değişmedi. Evet, annemin gözünde pek bir şey değişmedi. Çünkü yolum genel olarak hep böyleydi. Yol hep buraya gidiyordu. Ama benim hayatımda birçok şey tabii ki değişti. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.
Bu kadar bütüncül bakarken her şeye adını aşk dediğiniz duyguyu bir kadına ya da bir insana hissediyor musunuz? Hissetmiyorum. Çünkü dediğin gibi senin de cümlende her şey zaten aynı ve aynı birlik içerisindeyse bir şey nasıl olur da daha ön plana çıkabilir? Bunu söylediğimde annem bayağı üzülmüştü. Bana bir konuşmamı dinlemiş ve demişti ki sen böyle böyle bir şey söyledin. Her şey aynı değerde, benim için aynı güzellikte, her şeyi aynı seviyorum gibi bir şeyler dedin dedi. Yani beni diğer insanlarla aynı mı seviyorsun dedi. Ben de anneme demiştim ki bu senin çok mutlu olacağın bir şey. Ne mutlu ki herkesi seni sevdiğim kadar seviyorum. Bundan mutlu olman lazım. Sen gibi herkesi seviyorsam ne kadar güzel. Nasılsınız demiş. İyiyim, sen nasılsın? Deniz, hikayelerinde genellikle tek gözün gözükürken konuşuyorsun. Bir sebebi var mı? Bu hiç sorulmuyorsa günde 10 kez soruluyor. Evet, bir sebebi var ve şu an açıklıyorum. Çünkü hiçbir zaman baktığınızda beni tamamen görmüyorsunuz. Hiçbir zaman söylediğimde beni tamamen duymuyorsunuz. Her zaman hepimiz için geçerli bu. Duyduğumuz şeyi kendimize göre duyuyoruz. Gördüğümüz şeyi kendimizden görüyoruz. Ve bunu hatırlatmak için yüzümün yarısını gösteriyorum. Yarısı benden geliyor. Geri kalan yarısını da her zaman sen tamamlıyorsun. Burada tek gözümü göstermemin sebebi bunu akılda tutmak ve bunu hatırlatmak. Başak Kaplan ile yaptığınız canlı yayında tek tip beslenmeyi tercih ettiğini söylemiştiniz. Bunun sebebi nedir? En büyük sebebi toprak elementini dengelemek. Tek tip beslenmenin yaptığı şey toprak elementini yükseltmek, yoğunlaştırmak. Bu kadar ruhani, spiritüel pratikler yaparken ister istemez toprak elementi azalıyor ve ister istemez bu dünyaya ayaklarınızı basış şekliniz değişmeye başlıyor. Bunu güçlü tutabilmek adına genelde tek tip besleniyorum. Çoğu yoga hocasının egosu tavan ve üstten bakan bir havası oluyor. Bu yaptıklarıyla çelişmiyor mu? Çelişmiyor. Herkes kendi yolculuğunda, kendi hikayesinde, kendi varoluşunu gerçekleştirmeye çalışıyor. O yüzden boş verin. Herkes kendi hikayesinde ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Biz kendi hikayemizde ne yapıyoruz ona bakalım. Meditasyona başlama ve devam etme konusunda yol gösterir misiniz? Hangi saatte nasıl meditasyon yapalım? Öncelikli olarak sabah başlayın. En kolayı. Gün içinde hiç yaptım, yapmadım, akşam işim çıktı, arkadaşım geldi vesaire dertleriniz olmadan sabah kalkın. Yarım saat meditasyona oturun. Böylelikle gün içinde aksama şansı hiç olmasın. Sonra bu yarım saati fırsat buldukça artırmaya çalışın. 35 dakikaya, 40 dakikaya, 45 dakikaya şeklinde gitgide artırarak pratik yapın. Tek önemli bir şey var. Mutlaka her gün yapın. Hiç aksatmadan. Siz proje misiniz? Hindistan Dış İstihbarat Servisi ile ilginiz var mı? Proje değilim. Bel fıtığı sorunu yaşayan biri de bu şekilde esneyebilir mi? Esner, hiçbir şekilde problem yok. Tekrar tekrar hastalıklarda söylüyorum. Hiçbir hastalık problem değil. Bel fıtığınız olsun, menisküsünüz olsun, skolyozunuz olsun. Esneyebilirsiniz, pratiğiniz ilerler. İleri seviye pratiklere ulaşabilirsiniz. Bunların hiçbirinin bedenle alakası yok. Enerji bedenine bir kere ulaşmayı başardığınızda bunların hepsi aşılacak şeyler. Zamanın verimli geçmesi mi denir bilmiyorum ama kısa bir zamanda fazla işi nasıl yaparız? Bu bizim de yapabileceğimiz bir şey mi? Ya da kaç fırın ekmek yememiz gerekiyor bunun için? İşin sırrı gluten. Ne kadar gluten yerseniz zamanla aranızdaki ilişki de o kadar iyi hale gelir. Değil tabii ki. Bunun için pratik çok ilerlemeli. Özellikle meditasyon pratiği çok ilerlemeli ki zeka çok hızlı çalışsın. Zeka ne kadar hızlı çalışırsa bir saatin içerisinde halledebileceğiniz ve gerçekleştirebileceğiniz şeylerin miktarı da o kadar artar. Sizin için bir saat artık o eski bir saatiniz olmaktan çıkar. Kyo Retreat Center bir yanıyla da yatılı eğitim alabileceğimiz bir yer olacak mı? Olacak. Burada yatılı eğitim de alabileceksiniz. Gelip buradaki pratiklere katılıp bir süre burada inziva halinde de yaşayabileceksiniz. Heyecanla bekliyoruz açılmasını. Anatomi eğitiminiz var mı? Sıfır yoga bilgisi olan biri derslerinize gelse adapte sorunu yaşamaması için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Anatomi eğitimlerimiz var ama sıfır yoga bilgisi olan birisinin anatomi dersine ihtiyacı yok. Zaten başlangıç derslerimizde tek tek öğrenciye bilmesi gereken her şeyi anlatıyoruz. Pozlar tek tek anlatılıyor. Bedenindeki nerelere nasıl dikkat etmesi gerektiği tek tek gösteriliyor. O yüzden bunların hepsi basamak basamak incelendiğinden ekstra bir anatomi eğitimine ihtiyacınız yok.
Ben 2 senedir düzenli olarak yoga yapıyorum. Evde sizin videolarınızdan çok yardım aldım. Headstand gibi hareketleri yapabiliyorum. 39 yaşında ve 2 çocuk annesiyim. Bravo. Etraftan çok alkış almama rağmen kendimi hiç beğenmiyorum. Hep fazlasını istiyorum. Esnek, enerji dolu ve çok güçlendim. İş hayatımda da etkisini yaşıyorum. Ve demiş ki belli bir seviyeye gelince sanki pratikte gelişme yavaşlıyor mu? Yavaşlamıyor. Belli bir seviyeye gelince daha çok çaba gerekiyor. Daha çok pratik yapmanız gerekiyor. Yani o seviyeye gelmek için günde 1 saat pratik yaptıysan şimdi günde 1,5-2 saat pratiğe ihtiyacın var. Pratiğin yoğunluğunu artırman lazım ki pratik daha çok yol kat edebilsin. Yurt dışında yaşıyorum. Derginize online ulaşma şansım olur mu? Evet, online ulaşma şansın olmaz ama online satın alabilirsiniz dergimizi. Yurt dışına da gönderim yapıyorlar. Yoga serüvenim Hindu ve Budist tapınaklarında kaldığım süreçle ilgili bir soru gelmiş. Bu uzun bir soru olduğunda bu videoda cevaplamayacağım. Bunun için daha sonra tekrar bir video çekip orada bunlarla ilgili anlatacağım. Sizin gibi akıcı yapabilmek için tabii ki çaba gerekiyor. Fakat haftada kaç gün yapılmalı? İdeali nedir? Beslenme nasıl olmalı? Beslenme ile ilgili. Ayrıca video çekeceğim. Nasıl olmalı? Haftanın 7 günü pratik yapmalısınız. Minimum günde 1-2 saat asana pratiği olmalı ve fırsat buldukça bu asana pratiğini artırmanız gerekiyor. Aynı zamanda hiç yoksa günde yarım saat meditasyon yapmanız gerekiyor ki bedensel pratiğinizin yanı sıra zihinsel pratikte ilerleyebilsin ki bedendeki kontrol artsın. Merhaba, yoga sutraları Sanskritçeden mi yoksa İngilizceden mi çevirdiniz? Sanskrit dilinden çevirdim. Bunu zaten kitabımı okursanız girişinde bahsediyorum, söylüyorum. Hocam gönlümüze taht kurdunuz. Teşekkür ederim. Eski postlarınıza baktım. Müzikle renkler deniz çok güzel anlar paylaşımlar olmuş. Yeniden yer vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Müziğin etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yoga, meditasyon gibi ritüellerimizde. Müzik insanın beynini çok kuvvetlendiren bir şey. Müzik dinlemek, özellikle kaliteli müzik dinlemek, beyninizin yapısının daha kuvvetli hale gelmesini de sağlıyor. Bu yüzden müziği fırsat buldukça dinlemenizi öneririm. Kaliteli müzikten bahsediyorum. İçinde kötü sözlerin geçtiği, sizi kötü davranışlara, alışkanlıklara, acıya sürükleyecek olan şarkılardan, sözlü müziklerden bahsetmiyorum. Bahar birkaç soru demiş. Yoga Kyo Retreat'te 300 saat ileri seviye hocalık eğitimi planlayacak mısınız? Planlayacağız. 300 saatlik programlarda başka 200 saatlik eğitimlere katılmış olanlar geldiğinde hazır bir halde gelmiş oluyor mu? Olmuyor. Bu yüzden eğitimin kayıtlarını biz ortalama 6 ayla bir sene öncesinden alıp size pratikler veriyoruz ki bu eğitime hazır halde gelin. Yani siz aslında 300 saat eğitime öncesinde hazırlamaya başlıyoruz. İstanbul'da farklı stüdyolarda daha sık ders verseniz, 21 Haziran'da Cihangir Yoga'da dersinize giremedim, kapıda kaldım, bekledim ve yedek listeyle haliyle giremedik. Keşke ama çok vakit olmuyor, o kadar yoğun ki program, İstanbul'un içine gelip orada ekstra bir ders vermeye vakit bulamıyorum ama vakit bulursam tabii ki memnuniyetle. Ebru, yoga yapmaya yeni başlamış ve bırakmaya hiç niyeti olmayan birinin nasıl bir yol haritası olmalı sizce diye sormuş. Bu da aslında uzun bir soru. Uzun bir cevabı var yani. Bununla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Nasıl yogaya başlamalısınız, nasıl devam etmelisiniz, neler okumalısınız. Bununla ilgili ayrı bir video çekeyim çünkü cevabı biraz uzun. Alan yaratmak ve genişlemek maksadıyla yapılan pratiklerde darda kaldığını görmek, hissetmek bir illüzyon mudur yoksa gerçek midir? Bu ne kadar gerçekse ve bu ne kadar illüzyonsa bu gördüğün şey de o kadar gerçek ve o kadar illüzyon. Gerçek gibi davranmalı ama illüzyon olduğunu unutmamalı. Meditasyon nasıl yapılmalı? Bununla ilgili YouTube kanalımda videolar var. Ona bakabilirsiniz. Ve son soru. Hülya demiş ki Buda mı yoga? Niyetin bütünleşmekse, birleşmekse Buda yoga. Eğer niyet bütünleşmek, birlik değilse bu bile yoga olmayabilir. Evet, bazı soruları atladım birbirine benzer olduğu için. Bazı sorularda çok cevapları uzun olduğundan dolayı onlar için ayrı bir video çekeceğim. O konu başlığıyla video çekeceğim ve orada işleyeceğim. Umarım bu cevaplar bir şekilde hayatına katkı sağlar. Namaste.